Yavaş. Koş benim bebeğim. Hoppa. 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 Ooo, skuterla mı gideceğiz? Yürü hadi, skuter yarı yolda bırakıp da geliyorsun sen. Onunla gitmeyelim anneciğim. Hadi ama aşkım, onunla gitmesek. Hadi neyse, çık bakalım. Hay yürü. Hadi kreşi sür sür. Aman kreş dedirttin bana bak ya, kafam karıştı. Skuter'ı sürsene annem hadi. Al işte. Hadi yürü. Aşkım sen yarı yol görmeden yolun başında verdin bana skuter'ı. Olmadı ki bu iş. Ne yok? Allah Allah. Bu arada herkese merhabalar, herkese günaydınlar arkadaşlar. Oh, mis gibi bir hava var. Vallahi sabahtan güneş etkisini göstermeye başlamış. Saat oldu 8.30. Biz bugün biraz kreşe geç kaldık. Sen de görüyorsun. Normalde biz bu saatlerde kreşte olmamız gerekiyordu ama sabah kalkamadık. Biz daha yol yorgunluğunu atamadık ya. Artık nasıl yorulduysak. Otobüs mü bizi taşıdı, biz mi otobüsü taşıdık hiç bilemedim yani. Gerçekten şok görmüşüz. Dün Hakan'la öyle bir akşamüstü kanepemizi anladık, iyi uyumuşuz. Kalktığımızda akşam saat 9.30'du. Saat 12.30'da tekrar yattık. Ayrıca bu saate kadar düşünün yani, iyi uyumuşuz Hakan'la. Özlemişim Antalya'mı ya. Gerçekten. Havasını dahi özlemişim insan. Ne bileyim ya, alıştığı şehir daha farklı geliyor ya. Tamam, Zonguldak gerçekten çok güzel bir şehir. İnanılmaz derecede güzel bir şehir. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir şehir desem yeridir. İklimi deseniz o şekilde ama olsun ya. Benim Antalya'mın yeri farklı. Sıcağıyla, nemiyle, her şeyle bana farklı.
Eve geçmeden Leyla acıma geldim. Bir kahve içmiş, yüzümün gözümün haline bak ne kadar da şişmiş ya. Oy oy oy. Az yiyorsun şişer, çok yiyorsun şişer. Bir şeyin ortasını bulmak lazım. Berbat. Ama bıraksalar 12 saatte alırım herhalde ya. Sabah gerçekten çok zor. Normalde Hakan'cığımın öğretmeni Önder Bey, zaten birkaç gün gelemeyeceğimiz ve şehir dışında olduğumuzu söylemiştim. Bazı arkadaşlar yazmışlar hatta. İnşallah Hakan eğitimini aksatmazsınız diye. Kesinlikle aksatmayız zaten. Zaten Hakan bir ya da iki ders almadığı zaman direkt telafi dersleri atıyorlar ve zaten de Hakan'ın yerine de başka öğrenci alıyorlardı. Ama kreşe haber vermediydim. Mutluyum tamamıyla kreşe. Dün hatta kreşten aradılar. Hakan nerede gelmiyordu diye de. Bugün var ya kreşe inanılmaz derecede güzel gitti. Gerçekten çok güzel gitti. Bak nereden nereye atladım. Ben konudan konuya nasıl atlıyorum ben ya. Ben kendime öyle şaşıyorum bak. Bugün kreş olmasaydı aslında öğlene kadar yine bir uyurdum diyecektim ama kreşten Önder Bey önermedi. Tekrar kreşe, şimdi tekrardan uykuya. Bazen ben bile ne dediğimi bilmiyorum. Sapıtıyorum. Leyloş, kapılarda karşılaman gerekirken. Burada karşılaman gerekirken. Kapılarda karşılamıyorsun hayatım. Hadi. Geçmiş, bayramımız, bir bari olsun. Aa, dur bir saniye, bir dakika. Hoş geldin. Elini öpeceğim ben sana, elini öpeceğim. Bayram geçti. Hayır, öpeceğim beni, gider. Bayram geçti. Bayram aşığım alırım ama. Kızım bayram geçti. 3, 4. 4 gün olmuş. Beni hiç ilgilendirmez. Ben öperim. Bayramın birinci günü geleceksin. Aradım ben size bayramın birinci günü. Getirelim. Aramayla olmazmış. Tamam işte. Bana ne? Beni ilgilendir. Leyla benden ay olarak büyük. Çık kız bana mı? Bayramın bak, bu 50 kuruş veriyor, 1 kuruş veriyor. Hala vermiyor. Şeker ver bari. Hı? Şeker de mi yok? Evet, çoğunlukla. İnsan bir bayram bir şey şekeri verir yani. Aldım aldım. Paket de. Senin olsun. Vay bak. Kara yakıymış Leyla'nın karman çikolatam. Aldı mı bir yerden mi geldi kız, bu doğruyu söyle. Manyağa bak aldım. Senden mi yaptın? İnternete girmiş. Neyse hadi kahve içelim alın mı? Ay Leyla sıcak. Aldın mı diye bir yerden geldi. Ne diyeyim kız, hani bazen... Bir yerden gelen... Şeyden yurt dışından gelen var. O evet, yurt dışından da gelmiş. Bilesin zaten böyle paket. Karma mı geliyor? Hayır kız. Dur be. Ağzıma tıkadı lafa. Kayınpederi, kayınvalidesi de bazen getiriyorlar ya. O yüzden hayatım. Onlar kendi almışken sana da almış olabilirler yani. Sağ olsun o konularda bak hiç eksik etmezler. Kendilerini alıyorlarsa Leyla'ları da alırlar. Bak o konuda gerçekten haklarını yemeyecek. Çok da sanırlar mı? Yurt dışından geleni gelinler yemeğiler bize getirirler ona. Anladım. Çikolata almıyorlar bestiyor. Bu ne ya? Yurt dışından gelenin kendiler yemiyorlar. Denize getiriyorlar, bize getiriyorlar. Neyse ben yiyeyim bari bir tane. Deniz abi. Yatıyor. Maşallah. Öyle var ya bıraksınlar. 12'ye kadar yine uyudu kızım. Taylan gitti. İşte. Deniz abi yürüyüşe gitmeyince kaldım. Sen geleceksin diye yürüyüşe gitmedik. Dünden haberleştim. Leyla mı? Bana yeşilden ver, bana. Yeşilden mikrodalga da çok ısınır ya. Ya öf, ben ısınsın. İnsanın dudaklarını yakıyor. Tamam, benim dudağımı yakacak. Senin düşünen de suç kadar. Senin düşünen. Ay Leyla. Kahvaltı yapayım mı? Vay canım. Kalktın mı geldin? Kahvaltı yapsana, tuzsuz. Ama bak işte. Renk yaptım da. Mısır unuyla. Evet, rengi bir tuhaf olmuş. Onu bak. Mısır unuyla onu karıştırdım. Şurada biraz daha süt koyalım. Onu mısır unuyla yer yerine karıştırdık yaptım. Mısır unu verdi biraz. Havalar ısınıyor ya. Fiyan olmasın. Artık var ya Antalya'da şeyler bile, unlar bile burada şey oluyor artık. Dışarıda kalınca. Aynen. Dışarıda kalınca bozuluyor. Bozuluyor. Şey ama birkaçtır böyle yapıyorum. Güzel oluyor ya, öyle yumuşak oluyor tadı. Ha, rengi bir tuhafıma gitti o yüzden. Sarı oluyor rengi. Neyse, bayram aşağılamadık, bayram çikolatası yeriz biz.
2 tane baklagili koydum. Koymuşsun, ben bageti kaldırdı zannettim. Aşk olsun ya. Deniz ne diyor, anne diyor, yen yok diyor, bari diyor, günde bir tane ben yiyeyim de diziyen yani olmasın diyor. Ben akıllıya bak, günde bir tane mi yiyecek? Bir tane mi kaldırır mı? Bir tane geliyor, alıyor, gidiyor. Kaldırır mı günde bir tane? Alıyor, bir tane yiyor. Yürüyüş yapıyor, o kadar. Verdim ki o. Ya boyu uzadı ya, aslında kilo vermedi ama boyu uzadığından saygı duruyor. Deniz çok güzel yani. Uzadı. Deniz geçen nasıl, yani geçen senelere nazaran güzel verdi. Geçen boyu gitti, mi? Geçen senelere zaman. Boyu gidince kilosu çok güzel oturdu. Yemesine içmesine dikkat ediyor. Öyle kilo vermedi ama sabit kilosunda duruyor. Boyu da uzadı. Ondan dolayı boyu uzayınca kilo varmış gibi gözükmüyor zaten. Onun yüzüne çok güzel gitti. Şimdi boyu uzadı, yüzü de böyle uzadı. Önceden daha doğum gitti ama şimdi yüzü uzayınca oturdu. Yüzü çok güzel oldu. Eski resimlerini geçen gördük. Doğum gitti. Deniz diyorum, bu sen misin diyorum. Mesela bak, Feyza da bir ara kiloluyken, suratı böyleyken kilo verdi, gel verdi diyor. Ay diyor, suratına bak diyor, bazlama gibi diyor. Gıdığım çıkmış benim diyor. Kendi suratına bakıp sonra konuşuyor. Ama Deniz'in yüz, ten rengi, göz rengi çok güzel ama. Şimdi saçlar da biraz uzadı ya, taş takıyor bazen evin içinde. Taş mı takıyor saça o? Son saçlar şey gibi, nedir o, bonus kafa gibi oluyor normal şey. Ya taç takınca çok güzel oluyor, böyle yüzünü yapım açığa açıyor. İşte onun yüzünü açmak lazım Leyla. Saçı da uzun ya, bayağı güzel. Hoş, Deniz'e laf söylüyoruz, bizimkisi çok mu farklı? İsmail'in saçlarını da kestirsek yüzünü açısa onun yüzü de çok güzel de. Kızım, anlamıyorlar, laf söz dinletemiyorsun ben bunu. Hayır, bu ayın 22'sini kestirecektim diyorsun doğum gününden sonra. Matematikçi bileşim öğretmenimizi, kör öğretmeni. Ondan sonra resim beden eğitimi öğretmeni kesinlikle evi kestiremiyorsun dediler. Taç kullandırdı. Matematik bileşimci diyor ki, gittim diyor, boya yaptım diyor. Sırf seninle saç rengini diyor, tutturmak için diyor Deniz diyor. Ama yine tutturamadım diyor. Deniz'e saç rengi. 4 tane öğretmeni öyle deyince şey yaptılar, vazgeçti. Deniz'in saç renginin üzerine saç rengi yok, ben seviyorum. Yani bize daha saçı öğretmenler önerdi. Günlük de diyorlar, taç var diyorlar, erkek tacı diyorlar. Ha, ince tel şeklinde olanlar var, aynen. Ben de eski hala alıyorum birkaç tane de. Git diyorlar, onlardan kullan, saçını kestireyim deme diyorlar. Öyle olunca Deniz'e kestirmedi yani, çarpmadı. Yoldaki arabaları çekeyim Leyla. Arabaları özlemişim de o yüzden. Çok mu özledin? Çok özledim. Aynen. Antalya trafiğini özlemişim. Hasretli de. Aynen. Bak şöyle bir bakayım bir. Dur bekle. Anam sen Zonguldak'taki yokuşları görsen arabalarla nasıl inip çıkıyorlar var ya. Her yer merdiven Leyla. Tam bize göre. Çık dur. Antalya'mın trafiğini özlemişim. İstanbul'da Ayşengil'in kaldığı yerde öyle. Ya. Deniz küçüktü, gittik de bebek arabası vardı yani. Yokuş aşağı giderken arabayı ben şey yapamıyordum. Hakim olamıyordum arabaya. Artık Ali ya da Ayşen birisi Deniz'inkini alıyordu, biz de Barış'ınkini alıyordu. İşte. Sen deneyimsizsin diyorlardı ona. Kız arabalarla var ya, o yokuşlarda, o virajlar iyi çıkıyorlar var ya, adamlar maşallah. Yani. Bir de her yer merdiven, o kadınların işini, bebek arabası olan, çocuğu olanların işi çok zor. Allah kolaylık versin, kolay değil. Vallahi. Dediler zaten merdivenleriyle ünlü, Zonguldak diye. Allah'ım işte böyle dediğin gibi merdiven falan var ya, aşağı inmemden. Çok dikkat şaşırdım. İnerken koşarak iniyor musun gibi oldu. Bir yuvarlansan Leyla, kısa yoldan aşağıdasın zaten. Vay Leyla, ne geldik gittik kız buraya. 5 yılımız geçti o zaman. 4. Hadi anasını. Yani okulunu. Ana okulunu ben sevmem. Biz ana okulunu buraya gelmemiştik tatlım be. Biz ana okulunu burada olduğumuz için. Yok. 1 yıl Zübeyde'de 5 yılda burada geçti. Şimdi de Barbaros'ta geçiyor. Siz Barbaros'ta, biz Meryem'e gidiyorduk. Yine asansör burada. Dedim Meryem'e geliversen diyorum, ne diyeyim. Deniz mi? Niye?
Onların lideri sazmıştı. Aynı kız aslında azdı. Aynı saat 15-20 dakika geçiyor senin oğlan. Hayır, eve verilene de razmış. Eve doğru düzgüne de verilenmiş diyorlar diye. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. İsmail'e bak. Ya, adam verilen ödevler zoruna gidiyormuş meğerse. Ah Deniz'im, ah Deniz'im diyeceğim. Bir kofulasaydı, bir kofuladı. Doğru düzgüne devam ayınca. Allah'ım şu İsmail'e de ilkokulda çok ödev yaptı demiş şimdi. Gün biz bir günde 70 yaprak yaptığımızı biliyoruz Leyla. O ne ya? Sen 70 yaprak diyorsun, o birinci sınıfta neydi o top sesler? İşte biz de o top sesten ağzımız yandı ya. Bir hafta sonunda bizim öğretmen ne dinlemeden gitmişler önden veliler. Kendi kendileri dergi bitirmişler. Öyle dedi öğretmen, dedi bari siz de dedi bitirin. Sizin kendi kendi bitirin. Bizim öğrenen ödevler böyle. Eve girmeden önce market alışverişimi de yapayım dedim. Dışarı çıkmayı düşünmüyorum çünkü hava inanılmaz derecede sıcak. Gerçekten sıcak. Ne varmış bakayım bir aktüelde. Dur sizlere de göstereyim. Böyle bakıyorum ama sizler de benim suratıma bakıyorsunuz. Ne var? Kaymakta indirim var, tereyağında indirim var, peynirlerde falanlarda filanlarda, şalgam sularında, ice de varmış aslında. Buyurun. Kedi ya, pis pis pis. Çapalama makinesi. Tırpan. Buradaki aktöre de bakalım da. Elektrikli bisiklet, Casper VAV30. Ay çok seviyorum ben şu. Katlanılabilir salıncak. Çok güzelmiş ya. Var mı acaba? Gelmiş mi? Hayır, daha gelmemiş. Şu güzelmiş. Şu hoşuma gitti. Köpük çıkarıcı asabı da güzelmiş bakın. Ne yapar? Şey makarna. Vallahi bu sıcaklarda başka ne yapacağımı bilemiyorum. Klima suyu damladı. Antalya'nın meşhur şey klima suyu. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Havalar asılacak ya da bitti. İnsanlar ne yapacak? Tabii ki de klimalar asılacak. Dün de şey bulamadım. Mantar bulamadım. Normalde paket mantar olurdu ama yoktu. Akşama mantar kremalı makarna yaptım. Çünkü havalar asıldığı için ne yapacağımı da şaşırdım. Çocuklar yemek yiyesi bile geldi yani. İsmail sabahları kalktığı zaman kahvaltı yapmıyor. Pek yapası da yok. Ben de zorlamıyorum. Zaten okula da gittiği yok ya. O yüzden de bir şey. Ay ne güzelmiş bu ya. O yüzden de çok fazla bir şey demek istemiyorum. Bir tek başına bakar mısınız? Ne güzel. Bu
sokak komple Deniz Mahallesi ikinci el eşya satan yerlerle dolu, yani ev kurucularla dolu. Şimdi A101'e bakayım bir mantar var mı diye. Bunlar da paket mantar oluyor. İyi oluyor çoğunlukla. Tam bir yapmak. Tam bir yemek oluyor, rahat oluyor. Yarın pazara gidemem. Yarın doktora gideceğim. Yarın kontrolüm var. Botoksum için tekrardan hastaneye eklem lazım. Tıpa gitmem lazım. 2 hafta sonra gel demişti. Yarın da 2 hafta doluyor. Ezileceğim, ezileceğim. Bir gün var ya video çekim derken hakikaten ezileceğim. Benim A101'in uygulamasında 50 TL param var. Onu kullanabilirim. Aslında evet, doğru, bak gelmiş günü kullanayım. A101'in uygulamasını indirmiştim. Oradan bir 50 TL kazanmıştım alışveriş yaparken. Bak mantar 17.500'e düşmüş. Bakalım var mı? Ay şu Haygenik'in ben ürünlerini çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Eğer varsa alacağım bir tane. Ocak temizleyicisi. Evde işte deterjanım yok ya, biraz daha alayım. İşte. Ama gerçekten çok güzel olur. 25 lira. Harika yani, tavsiye ederim şu. Şimdi İngilizcesini tam söyleyemiyorum ama Haygenik diyorum. Haygenik. Siz anlıyorsunuz zaten, görüyorsunuz da. 25 liraymış aslında ya. Kaç litreymiş? 500 mililitre. İyi. Bir tane alayım bari. Ay kapağı çıktı, tanesi gibi. İlk önce MİB'e gittim, bir poşetiyle A101'e gittim. Bir mi A101 poşetiyle Migros'a gittim. Anca Migros'ta bulabildim mantarı. A101'de de Bibliye'de mantar yok. Mesela normalde olur. Bir şey aradığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle bulamazsınız. O bir çok doğru bir şey var. Şu marketten aldıklarımı yerleştirdikten sonra makineye çamaşır atacağım. Bavulumu boşalttım. %90 çamaşırlarımı yıkadım, yükledim ve kaldırdım. Çok az bir işim kaldı zaten de. Onları da halledersem ne rahat. Marketten aldıklarımı yerleştirdikten sonra şöyle bir duşa girmem lazım. İnanılmaz derecede sıcak. Felaket sıcak. Var ya, günde kaç defa duş aldığımız hiç ama hiç bilmiyorum. Hatta şimdi Leyla'dan çıkmadan önce Gülcan'la Leyla'yı okuduktan sonra... Anam bir de alacağım insan, isimleri çok karıştırıyorum ya. Kaç yıllık arkadaşların ismini bile karıştırdım ben. Leyla ile Gülcan'a gittiğimizde konuşurken, hatta Leyla bugün şeye götürecek, Deniz'i dişçiye götürecek. Dişçiye gitmeden önce bir duş almam lazım dedi. Bir duş alayım, öyle çıkacağım, onu da çıkayım dedi. Geldikten sonra zaten bir daha duş alacak. Ondan sonra yatmadan önce bir daha duş alıyoruz. İnanılmaz derecede terliyoruz yani. Gerçekten çöktüyoruz. Deniz'in dişlerinde sıkıntısı var. Deniz diş tedavisi oluyor. Yani küçükken geçirmiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı kullanmış olduğu antibiyotikler galiba dokunmuş. O yüzden de çok erken yaşta diş tedavisi oluyor. Ve Leyla anlattıydı bana diş tedavisinin şeyini de. Unuttum, yanı iki unuttum. Şimdi de söylesem yalan olur. Yani ufak yaşta bile insanlar diş tedavisi olabiliyor arkadaşlar. Millet bana bir sürü laf yazmıştı. Yani bir sürü yorumlarda yazmıştı. Paşa ile alakalı. Yani dişsiz yaşta da mı alıyorsun? Dişsiz yaşta da mı varıyorsun gibisinden ama yaşı daha 50, evet 50 yaşında diş tedavisi görüyor mu? Evet görüyorum. 50 yaşında gören de var. 11-12 yaşında gören de var. 20 yaşında gören de var. 30 yaşında gören de var. Bu tamamıyla böyle hani diyeyim. Yapıdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama bak ben 41-42 yaşındayım. Benim ağzımda hiçbir şekilde ne dolgu, ne çürük, Allah şeytan falan korurum, nazar değdireceğim kendime gerçekten, hiçbir şey yok. Sıfır sağlam. Bak İsmail'in dişlerinde iki tane, arkadaki adet dişlerinde şey var, kanal tedavisi var. Dolgusu var. Ve hatta biz kanal tedavisini İsmail'in ilkokul birinci sınıftayken yaptırdık. Yani düşünün, o kadar erken yaşta kanal tedavisi yaptırmak
zorunda kaldık. Bu neden oldu? Hani dişlerini her gün fırçalıyor mu? Fırçalamıyor mu? Fırçalıyor. Düzenli olarak fırçalıyor dişlerini. Dikkat edin. Oldu mu? Oluyor. Yapacak da bir şey. O mantar. Bak ben sana ne aldım? Ne aldı anne sana? Mama? Mama yiyecek mi? Dur bekle. Dur. Hakan seni de bir yıkasam mı anneciğim? Ben şöyle bir suya sokup çıkarsam mı acaba? Ha, olur mu? Ben bunu da yerleştirsek dersen bunları. Diboko, diboko. Diboko, dur bekle. Millet bahar temizliğini yaptı, bayram temizliğini yaptı. Ben de bahar temizliği yaptığımızı bayram temizliği. Hiçbirim yapmadım ben. Hiç. Havalar ısındıkça da var. İnsanın canı hiç istemiyor, biliyor musun? Bir porsiyon 7 yemek kaşığıdır yazmış. Al bakalım aşkım. Hadi git abinin yanına. Abi yere verelim mi? Bak bence bazı işte oturdu bir yer. Sen burada otur. En güzeli. Aynen burada otur. Koltuklarımı al. Pembe iki tane birden al. A101'de çok güzel indirim varmış aslında. 10 TL alışveriş yapana. 12'li papya ve serpak tuvalet kağıtları şeydi. 130 liradan 60 liraya düşüyordum. Aslında onlardan alacaktım da. Orada kağız böyle hiç gelmemiş. Adana'da hiç gelmedi dedi. O yüzden elimizde de yok dedi. Ben de şu breflerini aldım. Şu brefler gerçekten çok güzel. Bunlar da yer yer vardı. Bunlar da 3 tane klozet bloğu. 33 liraya mı 34 liraya mı düşmüştü. Ben bir ara bunların A101'de yine indirimi vardı. 3 tanesini valla yanlış hatırlamıyorum. 15'e mi 20'ye mi almıştım. Çok iyi almıştım. O zaman fazla almıştım. Bunlar çok güzel ya gerçekten. Hakan için babalama aldım. İsmail'cim, Nesko'yu yıkayacağım mı annem gevrek? Hayır. Ne zaman gitti o be? Az önce mi arkamdaydı o? Az önce dedim. Süt ver bakayım bir. Koyayım da sen de. Kahvaltı yapmadı İsmail'da. Kahvaltı yapası yok çocuğun. Ben de zorlamıyorum zaten. Artık zaten de evde. Canı ne zaman isterse yesin yani. Süt. Açık mı bu süt? Değil. Ben açtım. Kim? Ay yavaş! Ay yavaş! Allah Allah yavaş! İsmail bana bir tane şey getir ya babacım. Saklama kabı getir de şuraya sıkıp koyalım. İçinde dursun. Alırken ondan daha kolay alırsınız. Ne oldu aşkım? Be. Süt mü? Süt mü? Yeni süt. Hayır, diğerlerinden geçiyor. Dur hayatım, dur. Tamam, seni kere tutuyorum, dur. He var. Süt. Süt. Evet, süt. Makarnamın yanına mercimek çorbası yapmayı. Mercimek çorbası yapmayı hiç düşünmüyordum ama. İçime de sinmedi ya nedense. Çorba. Makarna. Ay senin annenle konuşan ayın gideni yesin. Allah'ım benim oğlum. Mama yiyecek misin sen? Mama. Makarna koyayım mı sana ben? Makarna. Dur hadi makarna koyayım anne sana dur. Makarna. Çorba. Çorba sıcak da makarna birazcık soğudu ben sana Pilav. Aferin. Pilav. Mantar kremalı makarna yaptım. Makarna.
Normalde mantarı çok seven bir insan değil. Mantarı çok sevmem. Mantarı hiç sevmem bir insan ama mantar kırılmasını çok seviyorum. Mantar kırılmasını kendim yapmaya gayret gösteriyorum. Hazırlanmaktansa kendim yapmayı daha çok tercih ediyorum. Nasıl yaptım mantar kırılmasını dedim. Normalde mantarlarımı ince ince doğradım. Suyu çekinceye kadar tavada kızartıp pişirdim. Ondan sonra içine tereyağı ve baharatlarını koyup şöyle bir güzel kavurdum. Mantarlar böyle biraz kızarıncaya kadar tereyağını kavurdum. En sonunda içinde kremasını ekleyip bir taşım daha, bir taşım ve bir haşım ne derler ya. Öyle biraz daha şey yaptıktan sonra, kaynattıktan sonra, pişirdikten sonra değil mi? Ondan sonra blenderdan geçip komple ben makarnamla birleştirdim. Ben kremayı, mantar kremasını blenderdan mutlaka geçiriyorum ki İsmail ile Hakan yerken ağızlarına taneleri geldiği zaman hani böyle çıkarıp da yemezlik yapmasınlar diye. Hoş. Bence sevdim yani mantar tanesini, o yüzden daha iyi olur. Gel bakayım buraya. Dur. Allah'ım. Oy sizlerle görün arkadaşlar. Baba. Aferin benim kuşum. Hadi gel içerideyiz sen bunu. Hadi gel içeriye gidelim sen de biz gel. Gel hadi mama yiyeceksin. Gel acıktın gel. İyi maşallah. Sıcakta insanların iştahı kesti. Benimkin iştahı açık. Gel buraya buraya buraya. Oraya değil. Gel. Gel. Otur bakalım hadi. Otur. Otur buraya, sandalyeye otur. Koltuğa. Hadi bakalım, ben seni yaklaştırayım mı? Bismillah. Hadi al bakalım ye. İsmail yiyecek misin sen de? Senin midan mı niye bulunuyor? Hayırdır anne? Bilmiyorum, dün yüzüme gittim, çok su yuttum. Çok su mu yuttun? İnanmıyorum. Ah, tabii ki. Nasıl, kalabalık mıydı? Sınıf sınıf arıyorlar. Bizim sınıfta değil, 10-11 kişi vardı. 10-11. Neyse dur bakalım bir başla şu yüzmeye bir git, iyice bir yüzmeyi öğren. Nihal teyzenle görüştük ya, zaten seni bir kulübe yazdırıp hiç olmazsa daha uzun saatlerde yüzersen bu senin için daha faydalı olur, daha iyi olur. Afiyet olsun. Bal kaymak olsun. Bazı arkadaşlar yorumlara bakmadığımı söylemişler, yorumlara hiç ilgilenmediğimi söylemişler, yorumları da okumadığımı söylemişler diyeyim ben size. Yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar, hiç okumadığım yorum yok. Sadece ben yorumlara cevap yazamıyorum, bunu zaten daha önce de sizlerle de paylaşmıştım zaten. İşlerimin yoğunluğunu hem evin iç işi, hem dış işi, hem çocuklarla, hem uydu buydu derken inanın ki yorumlara cevap verme fırsatım dahi olmuyor. Şimdi işlerinizden sadece bir kişiye cevap verdiğim zaman, diğer geri kalanlara cevap vermediğim zaman bu sefer haksızlık olmuş gibi oluyor. Bu sefer diyecekler ki bak, insan ayırıyor, adam kayırıyor, sevdiklerine cevap veriyor gibisinden olacak ama öyle bir şey de olmaması için de kimseye cevap vermemeye gayret ve özen gösteriyorum. Bazen de yorumlara zaten buradan sizlere video çekerken de cevap veriyorum. Hatta bir arkadaş yazmışlar. Hakan'ın aldığı eğitim nasıl? Nasıl bir eğitim oluyor diye yazmışlar. Herhalde bizi bu arkadaş ya yeni izlemeye başladı, yeni takip etmeye başladı. Hakan zaten siz neden eğitim aldığını hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bazen arkadaşlar da ki Hakan'ın da çok fazla Hakan'ın durumunu dillendirme. O çocuk zaten her şeyi anlıyor. O çocuk zaten her şey dahi diyor. O yüzden bu yorum yazan arkadaşlar geçmiş videoya bakarsa, arkadaş geçmiş videoya bakarsa Hakan'ın nasıl bir özel durum olduğunu zaten anlar ama eğitimi gerçekten çok güzel gidiyor. İnanılmaz derecede güzel gidiyor. Zaten sizler de bunu görüyorsunuz. Sizler de bunun takibini beraber yapıyoruz. Bütün gelişimini zaten hep beraber görüyoruz Hakan'la alakalı. Değil mi anne? Afiyet olsun benim oğluma. Hı? Balonlar nerede anne? Balonlar nerede? İsmail'cim telefonum ses diğer tarafına basar mısın aşkım benim ya? Ben sonra ararım, kim arıyorsun? Ay yoruldum, gerçekten yoruldum. Yemeklerimi de yaptım ama yoruldum. 3 posta çamaşırım kaldı. 3 posta da çamaşırımı bitirdikten sonra sen sağ, ben selamet. Hadi mam de bakayım aşkım. Zonguldak'a giderken bütün halılarımı kaldırdıydım. Onları yıkamaya vermiştim ama bu halı yıkamadan gelmişti ve hiç kullanmamıştım. Yağmurcuğuma buradan sesleniyorum. Ben yağmuru çok seviyorum, halılarımı yıkayan firmanın sahibi. Bu ikinci oluyor. Bak bunlar, lekelerim geçmemiş. Hiç geçmemiş. Çıkamamış gibi ya. Şimdi gözüme çarptı.
Dün bunu sararken acaba neredeydi? Hiç görmemişim, fark etmemişim. Dün zaten işler bir an önce bitsin diye bakıyordum. Şimdi az önce otururken fark ettim. Bir yerde daha vardı. Var ya. Hakikaten lekeler geçmiyormuş ya, doğru düzgün. Bak. Şuradaki leke de geçmiş. Buradaki leke de geçmemiş. Ben halılar böyle çok 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 battığı zaman yıkamaya göndermiyorum. Ben hani böyle ufak tefek lekeler olduğu zaman, gözüme çarptığı zaman ben direkt halılarımı yıkamaya gönderiyorum ama bu bir önceki gibi, bundan bir önce de bu şekilde olurdu. Halıyı yıkamaya gönderdim ama hiç yıkanmadan geldiydi. Baba. Bu da hemen hemen aynı gibi. Ay, her yerde şu anda leke görüyorum. Sayın. Neyse. Birkaç gün içinde zaten benim şeylerimi geri getirecek Yağmurcu. Nedir o, halılarımı getirecek. Yıkananların hepsini getirecek. Getirdim ama onu tekrardan kendisine veririm ben. Ya da söylerim, telefonu açar söylerim. Bazen olabiliyor böyle şeyler ya. Gözden de kaçabiliyor. Bunlar çok normal şeyler yani. Ama dedim ki bir Yağmurcu'mdan gerçekten çok memnunum. İnsanlık hali. Aa bak, ne kadar da güzel söyledi, gördünüz mü? İnsanlık hali. Evet, çok güzel bir şey İsmail'cim. İnsanlık hali. İşler gerçekten yoğun oluyor. Karışabiliyor. Öyle şeyler olabiliyor yani. Ama buradaki en güzel şey Yağmur Hanım'ın yaptığı ve Yağmur Hanım'la beraber çalıştığı arkadaşları hemen çözüm buluyorlar. Yani bir bahane bulmuyorlar. Direkt o sorunun çözümünü buluyorlar. Sorunun bahanesini hiçbir şekilde bulmuyorlar. Bu yönden de kendilerini gerçekten tebrik ediyorum ve seviyorum yani kendilerini. Burada şimdi ben şey diyecekler. Kadınlanma çok reklamını yaptı diyecekler ama doğru ya doğru. Yiğidi öldür, hakkını yeme derler ya. Bizde öyledir yani. Yiğidi öldürürsün, hakkını yemeyeceksin. Çorbanın ağzını kapatayım, açık kalmış. Rasulullah'a demem. Arkadaşlar ben sizlerden bugün gerçekten erkenden izninizi isteyeceğim. Sizler de gördüğünüz gibi inanılmaz derecede hala böyle bir keyifsizlik, bir kırgınlık var. Daha yorgunumu tam olarak atmış da değilim. O yüzden videomu burada sonlandırıyorum. Kusuruma bakmayın. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İsmail'den beklemem ama söylemedi. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.